Efendim merhabalar. Evvel zaman içinde ile karşınızdayız. Evvel zaman içinde de bu hafta Osmanlı'da saray mutfağı diyeceğiz. Osmanlı'da yeme içme adabı, yeme içme kültürü nasıldı? Ne anlatıyordu? Sarayın ileri gelenleri en fazla ne yerdi? Kahvaltılarda ne yenir ne içilirdi? Öğle yemeği diye bir şey var mıydı? Akşam yemeğinde özellikle neler tüketilirdi? Hangi padişah neyi tüketirdi? Birçok soruya yemek üzerinden cevaplar arayacağız bu bölümümüzde. Çok kıymetli bir isim, bu alanın uzmanı bizlerle birlikte gastronomi uzmanı Sayın İlgün Tatlı bizlere eşlik edecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Aslında hem keyifli, hem merak edilen hem de bu konularla alakalı çok fazla bilginin de olmadığını biliyoruz. Eee, güzide önemli bir konu. Çünkü kültür tarihi denildiğinde zor bilgilere ulaşılıyor bayağı meşakkatli çalışmalar evet. neticesinde satır aralarında var olan bilgilerle ilmek ilmek ise dokunuluyor. Bu anlamda önemli bir program olacağına inanıyoruz. İsterseniz programa başlamadan önce birazcık bu yemeklerle alakalı yapmış olduğunuz eserlere temas edeyim ben. İstanbul'un Yüz Lezzeti kitabını daha önceden kaleme almıştınız. Yakın dönemde de zannediyorum yeni baskısı okuyucularla buluşacak. İnşallah. Bu eserde yemekler ve İstanbul'un Yüz Lezzeti yer alıyor. Sayın Nilgün Tatlı bu eserde o Yüz Lezzeti sizlerle buluşturuyor. Aslında her yemeğin bir hikayesi var değil mi? Tabii ki. Sadece yemek değil içecekler de önemli ki siz bu anlamda geçmişten günümüze Şerbetler adlı kitabı da okuyucularla buluşturdunuz. Burada da hangi şerbetler geçmişten günümüze kadar öne çıkıyorsa derlediniz ve hikayelerini okuyucularla buluşturdunuz. Bugün masamızda önemli daha önceden bilinen, içilen, ve günümüze kadar da gelen dört tane, beş tane gördüğüm kadarıyla şerbet var. Onları da size soracağım. Böyle kopya çekmiştim, kopya yazmıştım kendime. Kavun şerbeti, <laughs> Kavun çekirdeği armut şerbeti. şerbeti, ıtır şerbeti, doğru söylüyorum değil doğru. mi? Doğru. Çörek otu şerbeti, hepsini Ve mastika. konuşacağız. Efendim masa harika. Mastika şerbeti. Mastika. Evet. Yani Damla sakızı şerbeti. O da nereden geçmiş? Ege bölgesinde gelen Göçmenler, işte girit göçmenleri ve diğer kişiler bunları serinletmek amacıyla yazları mutlaka yazın soğuk kışında sıcak çayını içerlermiş. Unutulmuş bir lezzet. Harika bir lezzet evet, ama anladığım evet. kadarıyla hemen masada yok yok dedim o anda siz şerbetin hikayesini anlatmaya başladınız <laughs> e, yönetmenimiz de sevgili Alican masadaki yiyecekleri e, gösteriyor. Kısır görüyorum, sarma, evet. aşure, kömbe. Kömbe, e, soğuk. Kete. Kete aynen dediğin gibi soğanlı börek. Soğanlı börek. Ve de aşure. Tabii ki. Aşure Tam aşure ayındayız. ayındayız zaten. Hepsinin bir hikayesi var mutlaka, ama değil mi? Mutlaka mutlaka. İstersen sırayla sen sor ben anlatayım. Tabii hepsini konuşacağız acele etmeyin lütfen. Ben hepsini birden anlatamayacakmış gibi böyle bir heyecan yaşadım bir an. <laughs> Burada her şey konuşulacak. <laughs> evet, Bu programda evet. hiçbir şey diğer programa kalmayacak. Size yakın tarafta kocaman bir ekmek görüyorum. Öncelikle onu sormak istiyorum. Ne ekmeği o? Bu ekmek tam, e, ekmeğine tam buğday doğru içerisinde doğrudur. E, tam buğday unundan yapılmış. Herhangi içerisinde katkı maddesi olmayan, geçmiş dönemlerimize göre o terkiple yaptığım bir ekmek. Bu ekmek nerede? Daha çok halk mutfağında, hani köylerde tüketilen ekmek. Çünkü içerisinde kepeği de içinde, yulufada içinde, her türlü malzemesiyle birlikte üretildiği için insan vücudu için son derece sağlıklı bir ekmek. Eğer soracak olursan e, Osmanlı'da, Ekmek ne yiyorlardı, ne içiyorlardı? Ekmek, ekmek yiyorlar mıydı bir kere? Tabii yiyorlardı. Yemez olurlar mı? E günümüzde şimdi bu diyetler konuşulurken Hı. sağlıklı beslenmenin işte ana koşulları dile getirilirken ya atalarımız iki Hı. öğün yerdi, ekmek yemezdi, tuzlu yemezdi, yok. şeker kullanmazdı diyorlar. Bunların aslı asları yok mu? Şöyle düşünmek lazım. Mı? Tabii ki. Şöyle bir şey, ee, Osmanlı döneminde iki tane farklı fırın var. Bir tane harici fırın, halk ekmek yani halkın yediği ekmek, yeniçerilerin yediği ekmeklerin üretildiği fırınlar, bir de has fırın var. Hani sarayda padişahların ve ailesinin mülki erkanların yemek yediği ekmek. Öncelikle has fırında tabii çok beyaz ekmekler öne çıkıyor. Saray mutfağında çünkü en iyi şeyler orada tüketildiği, üretildiği için. Halk mutfağında da işte yulaflı, ne bileyim size içinde kepek olan, hiçbir zaman bozulmamış unun harika şekilde değirmenden çıkıp öğütülmüş haliyle yapılan ekmekler. En sağlıklısı da biraz önce söylediğimiz gibi sen de takip ettin gördün o bu ekmek. Halk tam ekmek içirir, tam buğday ekmeği. Ekmekler yeniyordu. Sarayda bir defa günde iki kere... E, ...yemek yeniyor... ...nasıl yemek yeniyor... E, ...sabahları özellikle... ...kalktıkları zaman e, bir işte... E, ...kahvaltı önü gibi... ...kahvaltı önü derler ya kahvaltı... ...kahve üzeri... ...kahvenin üstü için e, alınan ya da... Işte ...yenilecek bir şey başka şey varsa... ...onun üzerine birkaç parça ekmek ya da yemekle... ...geçiştiriyorlar birkaç lokmayla... ...saat 10-11 gibi de ne yapıyorlar... ...mükemmel bir sofra... İşte eti, sütü, çorbası, böreği ne ararsan. Geniş bir kahvaltı Geniş mı? bir kahvaltı. Bak saat 10 ile 11 arası. Ve bu çok güzel şekilde beslendikleri için yani beslenmek çok önemli. Çünkü biliyorsunuz orada eskiden aletler yok, edevat yok. insan gücüyle çalışılıyor. Aynı zamanda. Ve bunun nedeniyle bol miktarda sultanlar istedikleri şekilde onların tabi rejiteleri önlerine geliyor. Derken e, saat yemekler bitiyor. Akşam da Hani akşam üzeri beşte yemek yeniyor. Beşte yenirken de tabii gün içinde çok güzel yemekler yenildiği için bu yemeklerin bir de sindirilmesi lazım. Kaç öğün yiyorlardı? İki öğün. İki öğün. İki öğün. Ara öğün yok mu? Ara öğün değil, işte kahvaltı öğünü. kahvaltı deniyor yani kahve önü. Kahve önü. Yok bir yani kaç... bizim şu an öğle yemeği diye nitelendirdiğimiz yok. öğün yok mu? Saat 10-11 gibi. gibi. Bir sabah 10-11 gibi. Bir de akşam. Bir de akşam. Dolayısıyla akşam yedikleri yemekte. Beş gibi oluyor İşte günün ışıkta da görmek nimete saygı açısından. Onu ne yapıyorlar? Çok fazla ağır yemek yemiyorlar. Çünkü zaten sarayda aynı zamanda hekim başları da var biliyorsunuz. Bu yemeklerde ne yapıyor? Nedir yapılıyor? kimdir bu hekim başı? E, saray içerisinde çalışan işte sultanın, ailesinin orada yaşayan insanların sağlıklarını kontrol eden, takip Adından eden. Da a gibi. Tabii ki hekim başı yani genellikle bu şekilde Arkasından efendim onu ne söyleyebilirim başka? Şunu sorayım size Hı. hemen. Günümüzde mesela sofraya birlikte oturalım, sofrada sohbet edelim, güler yüzlü olalım tarzında ebeveynlerimizden bizlere böyle güzel dönüşler olur. Evet. Ama dönüp ben araştırdığımda baktığımda Osmanlı'da, sarayda, sofrada konuşulması hoş karşılanmazmış. Bu doğru mu? Doğru. Doğruysa neden? Doğru çünkü neden? nimete saygı açısından en başta. Bir de o eskiden sofrayı biliyorsunuz yerde o şey üzerinde siniler içerisinde yapılıyor ve aynı yerden daha önce yemek yeniyordu ortaya konulunda. Herkes kendi önünden yemek yerdi. Sakin sakin hiç ses çıkarmadan ve sohbet etmeden. Hem nimete saygı açısından hem de çabuk yemeleri gerekiyor. Bir de çünkü bazı sofraların arkasında devamı var. Gelecek yiyecek kişiler var. Bunlar açısından son derece dikkat ederlerdi. Çok mecbur kalmadıkça asla konuşmazlardı. Sakin bir şekilde sofra biterdi yani yemeklerini yemiş olurlardı. Şimdi iki öğün e, yiyorlar sabah 10-11 gibi akşam 17 gibi yani 5'te evet, evet. E, son kez yemek yiyorlardı. Peki sabah kahvaltısında ne tüketiyorlardı? Sabah kahvaltısında çorbasından tutun çorba tabii ki. Çünkü bir defa Anadolu'dan geçen bir alışkanlığımız Osmanlı'nın biliyorsunuz. Sabah çorbalar var, et, yumurtası var, pidesi var. Mesela Fatih Sultan Mehmet mantıyı çok seviyor. Sabah kahvaltısında bile mantı tükettiği, gelinen de Sabah kahvaltısında mantıydı. Gelen bilgilere gelen bilgilere göre onları görebilmekteyiz. Çünkü çok İnanılmaz. severmiş mantıyı. Onun dışında efendim işte bildiğimiz sucuk, pastırma, ekmek, börek, çörek ve mevsim meyveleri, mevsim sebzeleriyle yapılan böyle e, güzel yiyecekler onlarla bezelenirmiş sofralar sabah kahvaltısında. Ama mutlaka et de oluyormuş. Bu güçlü olduğu için insan tabii acıkmıyor. Şimdiki günümüzde de bildiğiniz gibi ya acıkınca yemek yemek zorundasınız diyorlar ya hani diyetisyenler haklılar. Onlar da acıkmıyorlarmış. O akşama kadar o onları götürüyor. Eğer Ama nasıl acıkacaklar ki? Bir sürü şey çok sadece. güzel şeyler yeniyor çünkü. Hem halk mutfağında da aynı bu gelenek vardı aslında o dönemlerde. Saray mutfağında da. Bir de şöyle bir şey söylemek lazım. Ee, özellikle e, nasıl diyeyim. E, akşam acıkmalar olursa hani mide... Böyle ister ya kuşluk vakti böyle ne bileyim acıkınca insanlar bir parça ayran, bir parça işte ekmek ya da bir parça şerbetle o saat 5'e kendilerini hazırlıyorlar. Çay saati gibi. Evet çay saati gibi. Sonra belli bir süre sonra biliyorsun 16. yüzyıldan sonra kahve geldikten sonra bir de kahve seremonisi oluşuyor yemeklerden sonra. İşte şerbet içiliyor sıcak çaylar içiliyor yani sıcak şerbetler kaynar pekmez gibi ve benzeri. Bu şekilde devam ediyor. Kahve dediniz kahvenin hikayesini. Kahvenin hikayesi. Kahve 16. yüzyılda sonra ülkemize geliyor. Osmanlı'ya, Osmanlıya mı ait Ayet, tabii. Şöyle ki kahvenin en büyük özelliği çok güzel kabul görüyor. İlk önceleri kabul görmüyor. Sonra kabul görüyor. Türk kahvesi. Türk kahvesi tabii. Ama sonra ne yapılıyor? O kadar güzel şekilde gelen kahveler ...kendi bizim aşçılarımız tarafından kavruluyor ki... ...kısık ateşte, düzenli, sistemli... böyle güzel ortaya güzel dibeklerde dövülen kahveler elde ediliyor ki... ...bu kahvelerin kokusuna zaten nefasına dayalı... ...40 yıl hatırı vardır hikayesini bilirsiniz. Dolayısıyla Osmanlı'da kahve çok güzel bir kültür olarak yer ediniyor Edindiği yerde de hakikaten kendine güzel bir... ...şöyle ki gelen konuklara... Sultanın yanına özel kahveci başı geliyor, onun yardımcısı geliyor. Ve bu insanlar ellerinde özel kahveleri sunarlarken işte örtüleri, verilecek e, fincanlar, zarflar ne varsa hepsini bir şekilde düzgün ve nizami şekilde sıralı olarak yapıyorlar. Bu kişiler çok değerli kişiler. Aynı zamanda özel seçilmiş kişiler, yabancı dil bilebilenler de olduğu bilinmekte kahveci başlarının. Ve hatta sadrazamlığa kadar yükselenler de var ağızları çok sıkı olan ama çok değerli şekilde o köz ateşte efendim kum ateşinde derken harika bir şey ortaya çıkıyor kahve kültürü. Bu bahsettiğiniz kum ateşi köz ateşi günümüze kadar bile geliyor. Evet görüyorsunuz görüyoruz değil mi? Evet. Tabi Osmanlı'dan bizlere miras, miras olarak hayatımızda var. Tabii. E kahveyi de kim sevmez ki diyoruz. Kesinlikle. Hemen hemen herhalde. Herkes Kesinlikle. seviyordur, herkes tüketiyordur. Öyle ki kimimizde uyanır uyanmaz ben Türk kahvesi içmeden yapamıyorum şeklinde e, bu konuya e, katılıyorlar. Kesinlikle e, katılıyorum ben de. Herkes kahve seviyor. Evet. Yani Şu an sizin tepkinizden ve değerlendirmenizden de onu anlıyorum. Tabii ki. Peki sultanlar evet. o dönemde yemek yerken sofra adabı dediğimiz noktada nelere dikkat ediyorlar? Tek başına mı bu öğünleri yiyorlar? Yoksa işte aileleri de oluyor mu? Çocuklar da oluyor mu? E bir de benim merak ettiğim nokta nasıl güveniyorlar o aşçılara? Şöyle ki o dönemlerde Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar herkes rahat yiyebiliyordu ailesiyle sultanlar. Fatih Sultan Mehmet geldikten sonra başa o bir kanunname çıkarıyor. Artık diyor sultanlar yani padişahlar yalnız başına yiyecek. Çünkü o da çok güzel bir bence bir yaklaşım. Şöyle ki tabii işte, sultan padişah o en büyük devletin en büyük hükümdarı ve dolayısıyla o kişinin yemek yerken ki hareketleri, tarzlarının olmaz görünmesi hoş olmaz gerçekten çok mantıklı. Ama eşi çocuğu Ama yani işte da onlar da istemiyor. Çıkmış. Yani o çok güzel bir şey yapmış. Yasak kanunname çıkarmış. Ta ki Abdülhamid'e kadar ikinci. Ama o sonra onu delmiş O eşiyle yemek yemeye başlamış. Arkasından işte sonra sırayla, silsileyle yabancı gelen konuklarla işte Dolmabahçe sayında hep birlikte yemekler tüketilmeye başlanmış. Ama Öyle bir ara dönem var. var. O ara dönemde sultanlar tek başına, tek başına yemek yemek Evet. Peki bu yani nasıl güveniyorlardı aşçıları? Şöyle ki Çin'den gelen özel şeyler var, porselenler var. Hatta Selendon deniyor onlara. Topkapı Sarayı'nda görebilirsiniz onları. İçerisine yemek konduğu zaman renk değiştiriyor. Bir de çeşnişi başlar var. Sultanın yemeği kuşhanede özel gibi pişirleyebiliyorsun Tek ona pişirilen yemekhane kısmı yemek yeri. Ve sultana gelen yemekler önce çeşnici başında tadım alınıyor. Arkasından özel büyük sinirlerle tepsilerin içerisine konduktan sonra örtüsü kapatılıyor ve üzeri mühürleniyor. Mühürlendikten sonra sultanın huzuruna getiriliyor. Ancak o şekilde açılarak yenilebiliyor. Test eden biri var mı? Çeşnici başı. Bu, o test ediyor evet. sultandan önce. Tabii ki. Eğer bir problem yaşanmıyorsa. O tabaklarda işte özel tabaklar selendon denilen tabakların içerisinde konduğunda renk de değiştiriyor. Zaten o tür tabaklar genellikle kullanılmış. Bunun dışında başka bir şey ben evet. pek fazla şey yapamadım. <laughs> Şimdi masada şerbetler var. Ee, yine hangi sultan ne yiyor diye soracağım. Sevgili izleyenlerin de merak ettiği noktalar var ama biraz bu şerbetler üzerinden de sohbetimizi dilerseniz sürdürelim. Tabii ki. Mesela bana yakın olan kısımda koyu renkli olan armut bir şerbet. Şerbeti, armut şerbeti. taze Armut şerbeti. Yine Osmanlı. Osmanlı döneminde, döneminde evet değil çok mi? Vardı. güzel tabii ki. Ee, Kim tüketirdi? E, hepsi... Hangi dönemlerde tüketilirdi? Ya da e, armut şerbeti dediğimizde hani ee, nasıl yaptınız bunu? Armut. Şöyle e, küçük armutlar var ya ufak evet. kaçar armutları. Onların saplarını kesiyorsunuz. Uçundakileri de kesiyorsunuz. Biraz da şimdi aşçı şeyine geçelim, moduna geçelim. E, orada bunları güzelce blender büyük bir kapta hepsini bir böyle atıyorsunuz. Attıktan sonra biraz su, çok az şeker ve limon, yarım limon suyu. Bir tadına bakarsanız i̇şte, işte, evet. anlayacaksınız. Bit, dun, Şimdi yayında içmeyeceğim. Beyinden sonra. Tamam o zaman ya, yayından sonra Yayından Beyinden sonra için. kana kana <laughs> evet, evet. armut şerbetini <laughs> <Evet>. içeceğim. <laughs> evet. Ve bunu bu şekilde iyice öğüttükten sonra. Posesi e sanki üst tarafta değil mi? Tabii ama bunu karıştırarak ikram edeceksiniz sonra hmm. tabii ki. Şu an ben getirirken dinlenmiş hale tabii. İçerisindeki olan e, şeyler yukarı çıkmış dokuları. O çok doğal, çok güzel bir şerbet. Çok son derece sağlıklı ve yazında serinletme özelliği olduğu için daha çok tercih edilenlerden. Şerbetlerden evet, geliyor. Yan tarafındaki ise kavun bu. çekirdeği şerbeti. Bu biraz farklı, biraz kavun. açık renkte. Evet, çünkü kavun çekirdeği şerbeti, ee, kavunun çekirdekleri alınıyor, güzelce yıkanıyor. Ondan sonra... değildi. Mesela kim seviyordu bunu Osmanlı döneminde? Ya hepsi. Sultan? Şu an elimize gelen belgelerde bu bunu çok seviyor, şu öyle diye bir belge olmadığı için genelleme yapacak olursak mutfaklarda hangisi çok tüketiyorsa hangi sultan dönemindeyse onu adlandırabiliyoruz ancak o şekilde. Hmm. E, bu da e, çok sağlıklı son derece. Yine yazın kavun çok çıktığı için, çok olduğu için e, bu şifa amaçlı da e, hekim başları tarafından da önerilen şerbetler arasına geliyor. Mesela size yakın olan tarafta da 3 tane bardak var. Ben şimdi var. E, bir de farklılık olarak yapmak istediğim Biraz da yayında değişik bir olsun açısından hem e, iz, dinleyici, izleyicilerimiz de görsün. Bu da e, mastika şerbeti. Bu şerbetlerin hepsi Osmanlı Saray Mutfağı'nda vardı değil mi? Yani... Mastıkayı tam garanti bilemeyeceğim ama yine bizim oradaki o dönemlerdeki yaşayan var tabii var. tabii kesinlikle. Kavun çiçeği, kirdeği şerbeti, ona keza ıtır şerbeti efendim bu şeyler son dönemlerde gelen şerbetler. Kitabımda da görürsen okuduysan son dönemlerinde orada maskayı sonlara doğru görürsün. Hmm. Bir de özellikle körek e, otu şerbeti. Bakın hem ateşe iyi gelmesi, mikrobu vücuttan atabilmeye yardımcı olabilmesi, yazın ferahlatması, kışın kışında soğuklarda vücudu ısıtmak için çörek otu şerbeti kullanılmış. Bazıları gelememiş, bazıları da işte sözlü olarak günümüze kadar aktarılmış. Ben çok büyük yaşlı teyzelerle gittiğim, görüştüğüm için yıllardır o kitapları yazarken onlardan bu değerli bilgileri hemen notladım, bilgisayarıma yükledim. Ve zaman zaman işte sizlerle birlikte paylaşıyorum. Teşekkür ederiz. Ee, yalnız size teessüf ederim. Estağfurullah. Şimdi şerbet güzel, elinize sağlık. Ama macun yok, sofrada macun eksik. Ay. Osmanlı macunlarıyla meşhur bir imparatorluktu, tabii bir ki. devletti. Tabii ki, tabii ki. O macunların, madem sofrada yok, bari hikayesini anlatsın. anlatayım. Anlatayım. Ee, Hafsa Sultan rahatsızlanıyor. kan Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan... Ee, dolayısıyla e, hastalandıktan sonra e, Kendisi Cefa aranıyor şifa arıyorlar Bulamıyorlar e, duruyorlar Bakıyorlar işte e, bütün şeyler e, Hekim başları Herkes yardımcı olmaya çalışıyor Bu dertten nasıl kurtulacak diye Neyse o Manisa'dayken Orada e, Merkez Efendi 41 tane farklı Baharatı birleştiriyor Bunları dövüyor güzelce Ballı her türlü şekilde karıştırarak bu macunla Ayşe Hafsa Sultan'ı iyileştiriyor. O iyileştikten sonra o da diyor ki ben iyileştim. Her sene işte belli dönemlerde bu şeyler Mesir macunu adını alıyor tabii o dönemlerde. Herkese halka bütün camilerin e, minarelerinden atılıyor. halihazırda hazırda biliyorsunuz 460-500 500'le yakın neredeyse e, bu şey devam etmekte hani. Kültürümüzde. Gelenek. Gelenek evet. Bu macunlar da sarayda helva hanede e, pişirilirdi. Özel tabii ki helvacı başı yanındakiler özel aşçılar tabii ki. Ve bunlarla son derece e, sağlık, şifa bulan herkes tarafından sevilen macunlar. Günümüzde de nadir de olsa sokak aralarına görebiliyoruz galiba değil mi? Böyle sur içi diye tabir ettiğimiz bölgede ben çok rastladım. Değil mi? Fatih bölgesinde. Evet. Osmanlı macunları renkli renkli geleneksel. Evet, hiç tatmadım ama bir gün tadacağım. çünkü o havayı, o enerjiyi gerçekten veriyor. O zaman ben sözünü kesmeden şöyle söyleyeyim. Bir gün macunlarla ilgili Osmanlı'nın bir program yapalım. O kadar macun var mı? Tabii ki olmaz olur mu? Her çeşit macun var. Kaç tane örnek vereyim? ile macun mesela. Aa. Tabii ki yani içinde konulan içeriye göre işte mesir macundan tutun işte kudret macunu kuvvet veren ondan sonra hastalık şifalara karşı olan macunlar ne bileyim çocuklar için yapılan bazı alerjik olanlar için bunları ismini tam detaylı olarak anlatmak için hani bunu biraz daha bilimsel bakmak gerar, ya, gerekiyor diye düşünüyorum. En ondan çok peki da, o dönemde sarayda tatlı mı macun mu şerbet mi hangisi tüketiliyordu? Şimdi de? sofralarda sunun yanı, suyun yanında mutlaka şerbet var bir defa ayran vazgeçilmez. ...yaz kış biliyorsunuz... E, ...su ve şerbet son derece... tüketilimi çok... ...tatlı olarak da kışın hamurlu... ...ağır, yoğun... E, ...şey kıvamlı tatlılar... ...yazında işte meyvelerle yapılan... ...hafif sütlü tatlılar... ...tercih edilmiş... E, ...onun dışında yani... ...herkesin kendi isteği doğrultusunda tabi biliyorsunuz... ...bir de sarayda özel... E, ...sultanlara ve ailesine ayrı... ...yapılan yemek listeleri var... Hangilerini seviyorsa ona göre ama genelde tabii dediğim gibi yazın hafif, kışın daha ağır, yoğun tatlılar. Şimdi demişim. tatlı demişken aşure var evet, masada. Evet. Aşureyi de konuşalım mı? Tabii aşure, şimdi muharram ayında zaten aşure ayındayız. Öncelikle e, Nuh peygamberin biliyorsunuz son fırtınadan sonra e, işte şeyinde e, ne derler e, tekniği yaptı o büyük gemide son kalan yiyecekleri bir araya getiriyor kazan içerisine. Bu bildiğimiz rivayeti söylüyorum size. Ve burada güzelce pişiriliyor. O hayvanlar, insanlar bir şekilde orada beslendikten sonra işte karaya ot çıkmış oluyorlar. Onun yanı sıra aşure aslında bir de bizim tasavvufa göre insanlar da işte aşureye benzetiliyor. Neden? Önce ham oluyor, sonra kazana giriyor, pişiyor, büyüyor, gelişiyor. Arkasından sonra yalınlaşıp Allah'a huzuruna kavuşuyor gibi. Aşurenin birçok anlamları var. Bu görmüş olduğunuz aşure testlerini özellikle getirdim. Görüyorsunuz. Bunlar mı? He bakın tesse yukarıda büyük testi. O, onun yanındakiler yemek için aşure Bunda kapları. Bu aşurelik mi peki? Evet. Yani aşureyi bunun içine mi koyuyoruz? Evet. Mesela şimdi ben onun şeyini anlatayım size. Osmanlı saraylarında bu aşure kapları çok özel. Özellikle gidilen yerlere, bu erkanlara, büyük kişilere bu aşure aşureler bu testiye dolduruluyor. Doldurulduktan sonra bu kaplarıyla birlikte gidilen eve hediye ediliyor. Gittiğiniz zaman Dolmabahçe Sarayı'nda, Topkapı Sarayı'nda mutlaka bunları görebilirsiniz. Bunlar el iş yapımı, Yıldız Porselen Fabrikası'nda özellikle yapılmış. Orijinallerine bakılarak yapılan imitasyonları ama gerçekten bunlar da el işi. Evet harika evet. ekranlara böyle getirelim. Evet. El işi, el emeği, göz nuru diyorsunuz. Kesinlikle. Hikayeleri oldukça kıymetli. Kıymetli. O, bayağı da ağır. Çok ağır tabii. Şimdi ben bunu kırarsam herhalde sizin de demeyeceğiniz şey kalmaz. Yok sağlık olsun derim. O, İnsanlar daha önemli. Biz hiç öyle demiyordunuz. Aman kırma. <laughs> o kadar, ama tabii ki. <laughs> Burada izleyenlerin önünde Çünkü tabii bana şey yapıyorsunuz. Çünkü neden şöyle bir şey. İşin şakası bir yana Uğur Bey bunlar şimdi ben ekranlara taşıdıkça... Evet. Yeni neslin de görmesi için özellikle taşıyorum bunları. Hı hı. Ama e, resimlerimi unutmuşuz? Galiba. Harika. Resimlerimi hatırladınız mı? Yaptığım resimleri unutmuşsunuz. Evet, bir dahakine. Söz mü? Evet. Anlaştık. E siz unuttunuz. Ben ne yapayım? Efendim Nilgün Hanım öyle güzel saray mutfağıyla alakalı resimler kendisi e, çizmiş, kalemi almış. Öyle bir yeteneği de var ki bize büyük büyük güzel tablolar getirdi ama evet yayına Hı. çıkarmayı unuttuk, unuttuk. ama e, başka hiç bana sefere kızmayın unutmayın siz unuttunuz. Hadi benim olsun ben unutmuş oldum. Çünkü olayım. ben başka sefere hazırlanmasında o aralar rol oynuyordu. <laughs> evet ellerinize sağlık çok güzel hazırladınız. Başka sefer. İki yemekleri kendim yaptım. Ay süper. <laughs> Uğur bey o zaman başka bir programda gerçekten onlara da bakalım onlar bakalım. gravür çünkü neden? Sarayda biliyorsun aşçıların bile giydikleri kıyafetler, tarzlar her şey çok farklı. Onları da ben e, Koç Müzesi'nde şu an yayınlanmakta, görülmekte yani gidip bakabilirsiniz asıllarına. Çok değerli şeyler, e, çizimler. İnşallah başka sefere olacak. Tamamdır. Sözünü almış olalım. Anlaştık. Bir başka programda o tablolar üzerinde, resimler üzerinde de duralım. Ve macunlar. Evet. Şimdi masadakileri konuşacağız ama biraz e, padişahların hoşlandığı, yediği şeyler üzerinden de ilerleyelim. Tabii Mesela ki. Fatih Sultan Mehmet'te biraz önce atıfta bulundunuz. Evet. Ne yerdi? Ne içerdi? ...kaynaklar bu anlamda bize neler gösteriyor? İşte bir günümüze gelen kaynaklarda... ...her şey şunu şunu bunu yerdi şeklinde yok biliyorsunuz. Ancak onları iyice araştırarak... ...uzmanlarımız bizler araştırmacılar... burada evet. ...onları çıkarabilmek mümkün. Mesela mantıyı çok sevdiğini biliyoruz. Kelle paça çorbasını çok sevdiğini biliyoruz. Özellikle deniz ürünlerini çok sevdiğini. Karidesi çok sevdiğini. Fatih. Fatih Sultan Mehmet'in. işte kekikli yılan balığını çok sevdiğini. Kekikli yılan balığı ne? Yani onun özel işte mutfakta pişirilen kendi damak zevkine uygun içerisine konan baharatlarla yapılan balık yemeği mesela tavuk şey balık çorbasını çok seviyor. Sabahları balık çorbası içiyor çoğu zaman. Ee, tabii şeyi de çok seviyor kebap olarak da. Aynı zamanda işte mantı gibi yumurtalı şeyler, pideler, özel lapalar mutlaka bunları tüketiyormuş, çok seviyormuş. Fatih peki, Sultan Mehmet. Peki onun döneminde böyle önce yasaktı biliyorsunuz denizden. E, çıkarılanların yenmesi. Ama o onun için bir şey arz etmedi. Neden yasaktı? Yani. İşte hastalık yapar gibisinden ne bileyim işte işte bazı dini açıdan işte üzerine pul olmayanlar yenmez gibi. Ama bunlar e, işte nasıl diyeyim hurafe gibi şeyler artık ama zamanla onun mesela Fatih Sultan Mehmet gibi büyük değerli bir imparatorun yemesi aynı zamanda sofralara mutfakta saraya geçmesine de sebep olmuş balıklar ve deniz ürünleri. Özellikle Osmanlı imparatorluk haline geldikten sonra e, yurt dışından misafirler de ağırladılar. Tabii. Başka imparatorluklardan önemli isimler de geldi. Avusturya Macaristan İmparatorluğu mesela. Tabii. E, yine bu davetler esnasında e, sofralarda olmazsa olmaz dediğimiz e, ne vardı? Nelere önem verirlerdi? Evet şerbeti konuştuk, macunu konuştuk. Bunlar günlük. Ritüeller, günlük öğünlerde, tükettikleri şeylerde ama davetlerde de sanıyorum sofralar şatafatlı oluyordu. Tabii ki bir de şöyle bir olay var. Ee, Osmanlı'da bir dönem e, bazı aşçıları Viyana'ya şeye gönderiyorlar. E, eğitime. eğitime. Tabii. Orada eğitim alıyorlar. Hatta Abdülhamit'in e, son dönemleri Yıldız Sarayı'nda iki tane Fransız aşçı var. Onların yaptığı yemekleri çok beğeniyor. Mesela kızı Ayşe Osmanoğlu'nun verdiği bir kitabında yazdığı şeyleri hatırlıyorum şimdi. İşte efendim bir omlet, şöyle böyle değişik tatları kendisi şeye koydurmuş. Yani o Osmanlı Sarayı'ndaki mutfak ritüeline girmiş. Onun dışında işte Davetlerde davetleri söyleyeyim şimdi. Evet. Bu gelenlerin arasında... Ee, özellikle hangi ülkeden ne geliyorsa onlara uygun yiyecekler alınıyor. Yani onların yediği tarzları da mutlaka sofraya organize ediyorlar, homojenize ediyorlar. E tabi içtikleri içkileri de alıyorlar. Ee, yani masraf defterlerine bunları görebiliyoruz gelen yabancı konuklara. Bunları bu şekilde e, onların istedikleri şekilde. Mesela Abdülaziz'in e, biliyorsunuz çok sevdiği bir şey var. Neydi? Hünkar beğendi. İşte Kraliçe geliyor Öjeni. orada ona Güzelce sunum yapılırken işte közlenmiş patlıcan üzerine et onun üzerinde peşamel sos. O kadar beğeniliyor ki ada bayan da çok beğeniyor işte kraliçe. Hünkar, Hünkar adı. beğendi. adı oradan geliyor. Oradan geliyor. İnanılır gibi değil. Evet. Hikayesi de çok güzel. Hikayesi bu. Yani işte kısır biliyorsun eğer soracak olursan e, masada fakirlikten Şöyle söyleyin. Fakirlikten hani insanlar çok fazla malzeme olmadığı zaman adını işte soğan koymuşlar, bulgur koymuşlar. İşte maydanoz ne varsa onu ekleyerek ortaya yeni bir eser çıkarmışlar, ürün çıkarmışlar. Adı de olmuş. çok yeniyor. Tabii ki. Hatta dünya literatürüne bile Türkiye'nin yani bizim mutfaklarımızdan geçme var. Son işte kaldığım biliyorsun yeni geldim Dubai'den. Orada birçok Arap yemekleri üzerine de araştırma yaptım 3 ay boyunca. Orada da biliyorsun şey daha içerisinde daha yoğun maydanoz daha az Bulgurla yapılan bir çeşidi var. Şu görmüş olduğunda şey de söyleyeyim o zaman İran aşuresi. İçerisinde ne var o sarının? Bildiğimiz safran ve biraz da zencefil var. Neden mesela İran aşuresini yapma ihtiyacı? var? Orada değiliniz? denk geldi bana bir İranlı arkadaşımız bir doktor arkadaşımız vardı. Bunun benzeri bir şey yaptı tatlı yaptı. Ben dedim ama bizim aşureye ona da benzetti. Aşureye benzettiği için. Evet dedi sizinkiler de ona benziyor ama biz içerisinde safran bazı yörelerde koyuyoruz. Bazen de zencefil karıştırıyoruz. Hadi dedim o da olsun ekranlarımızda diye. Onun için koydum. Evet ikisinin biraz görüntüsü de farklı. Farklı. Bizimkisi farklı. biraz koyu. Şimdi bekleyerek koyu oldu. Aslında biraz daha sulu olması ne var onun gerekirdi. Içinde? Bunun içerisinde geceden e, kaynatmış olduğum bir kere kaynattığım şey var ...yarma. Pekmez? Pekmez var... ...bir miktar Osmanlı'da. O pekmez rene. mi acaba o rengi? Rengi verdi incir de verdi. Hmm. İncir de rengini koyulaştırıyor. Eğer istemezseniz pekmez ve incir koymazsanız... ...süt renginde oluyor, bembeyaz oluyor. İstediğiniz mi şeyleri koyabilirsiniz. İşte mısır koyuyoruz biz mesela... ...Girit adeti. Onlar mısırı görebilirsin orada. Portakal kabukları görebilirsin. Mesela Osmanlı saray defterlerinde... ...bu malzemeler yazıyor mu? Ya onların içerisinde gördüğümüz... ...Osmanlı'da en çok işte nohutu, fasulyesi... ...börülce var mesela bölünce koyuyorlarmış o dönemlerde. Genelde aynı. Sonradan bazı malzemeler değişiyor. Bir de yörelere göre de farklılaşım gösteriyor. Bazı yörelerde mesela kiraz diyelim kiraz koyduklarını da gördüm hani kirazların konduğunu. Hatta bazı yörelerde çok eskilerden günümüze kadar galiba kurban etini kurutup bir parça içine koyarak sevap olduğu düşüncesiyle yapılmakta. Birçok şey var aslında bakacak olursan. Hangisi aklıma gelirse onu söylüyorum şu an. Evet. Çok kıymetli bilgilerin hepsi. Estağfurullah. Ee, şimdi et tüketen bir toplum Osmanlılar. Evet. Osmanlı tebaası. Ee, daha çok koyun etimi tercih ediyorlardı, sığır etimi yiyorlardı. Ee, çok fazla kaynaklara baktığımda tavuk benim karşıma çıkmadı. Ee, siz ne dersiniz? Tabii ki. Ee, özel bir tercih noktasında tavuk tercih etmiyorlar mıydı? Aslında ediyorlar ama şöyle. E, en çok koyun ve kuzu eti. Onları çok seviyorlar tüketimi çok kolay, hazmı çok kolay. Sığır eti? Sığır için hazmı biraz tüketimi zor. Hani o yüzden onu pek fazla tercih etmemişler. Daha çoğunlukla koyun ve kuzu etini tercih etmişler. Ee, Yazın da tavuk etini görüyoruz. Tavukların alındığını görüyoruz. Kaz, tavuk, ördek ve benzeri. Yani aslında bunu sistemli olarak yemişler bence. Hangisi vücut için daha yararlıysa demek ki kuzu ve koyun hazmı kolay, vücut için daha faydalı, sistemi daha çabuk bırakıyor. E, tabii ki sığır ve inek etleri daha yoğun, ağır biliyorsun. Onları hakikaten hazmetmek kolay değil. Atalarımız onları çoktan keşfetmiş. Biz bunların bu modelleri yapsak aslında belki daha sağlıklı olacağız. Değil onları mi? takip edersek evet biz mesela ben koyun ve kuzu eti çok yerim bizimkiler yemez. Yani böyle bir şeyimiz var bizim de evde ayrımımız var. Alıştıramadım. İki ayrı yemek mi pişiyor? Ya kendime göre alıyorum, kendime göre ayarlıyorum. Ya e de ona göre yapıyorum. Herkes kendi zevkine göre aynı sofrada buluşuyoruz çok şükür. <laughs> evet, şimdi yine biraz sofradakilerle sohbetimizi sürdürelim. Aşımız var. Aş, Bak, beyaz şimdi tamam ona, o o? Onu söyleyeyim. O? Bakın o ne biliyor musunuz? Ee, Ramazan, zaman. şey pardon aşureler yapılırken evet. biraz fazladan şey yapılır böyle aşure ayında. Ne Yarma haşlanır. Yarma ne demek? Yarma yani buğdayın dövülmüşü, hmm. yani, pişirilmiş ve dövülmüş hali. Onu e, hemen su, yoğurdun içerisinde, biraz kese yoğurdun içerisinde konulur. Biraz tereyağı, birazcık üzerine nane karıştırılır. O anda işte aşırı yapanlara da bizim orada adetti eskiden. Rahmetli anneannemin, boşnak annenin, anneannem benim. Orada hemen bunları yediğimizi hatırlıyorum çocukluğumda. Onu yad etmek adına yaptım ben bugün. Onun için getirdim. Osmanlı'da var mıydı? Var. Tabii Osmanlı'da. Sabah haş. kahvaltısında mı içiyorlar? Yani bu çorba gibi değil de biraz sanki salata gibimsi bir şey biliyoruz. Biraz, biraz koyumsu oluyor. gibi olmasın? Olabilir. Yani ona da benziyor ama Osmanlı'da her şey var. Özel Tarhan'a çok seviliyor. Tarhana'nın da bir hikayesi Anlatın var. Anlatın efendim anlatmazsanız nereden bileceğiz. <laughs> o olan şeyleri ki... konuşalım işte. Tamam tamam. Tarhana çok eskiden işte bir mitoloji yani bir rivayete göre sultanlardan bir tanesi. Bir av sürek avına gidiyor ormanda. Sonra çok yoruluyorlar. Yorulduktan sonra bir bakıyorlar ki bir yerde ışık yanıyor. O yanan ışığa gidiyorlar bir yaşlı teyze. E diyorlar biz bu gece burada kalmak zorundayız Erkan ile birlikte. Tamam diyor. Hemen teyze ocakta bir tarhana çorbası pişiriyor. Sonra getiriyor sultana ve yanındakilere ikram ediyor. Bayılıyor sultan, içiyor, içiyor, çok seviyor. Teyze diyor bu nasıl bir çorba diyor. O da sıkılıyor gariban, yaşlı, ve de fakir. Diyor efendim diyor darhane çorbası bu diyor. Yani <laughs> fakirhane çorbası. Bu darhane evet. oluyor, tarhana çorbası. Ve zaten sultan da ona bir kese altın veriyor, onu ödüllendiriyor ve arkasından sarayda o çorba devam ediyor. Yani sürekli pişmeye başlıyor. Şey de var Günümüze kadar da geliyor. Geliyor. Halen ben de yapıyorum. Ben mesela eşimin e, Kasım olduğu için rahmetli kayınvalidem Hasibe annemin e, şeyi var. E, tarhana şeyi var e, tarifi. Onu yapıyorum. Hamur tarhana çorbası. Yani önceden hazırlıyorsunuz. Fermante ediyorum yazları. Arkasından bunu e, buzlukta donduruyorum tarhana yaşken ihtiyacım olunca çözdürüyorum, cam kavanozlara koyuyorum, buzdolabında saklıyorum. İhtiyacım olunca karıştırıp içiyoruz. Peki Osmanlı mutfağı hangi mutfaktan etkilendi? Valla önce Orta Asya'dan geliyor. Araplarla çok etkilenmiş. Çünkü etkilendiğine şöyle diyorum, baharatlar da oradan giriyor biraz o şekilde. İşte kadayıf, güllaç, baklava... Mesela onlarda da var, bizde de var de bizler tabi bir şekilde kendi damak zevkimize göre yönlendirmişiz. Onlar işte içerisine daha yoğun az şeker koyuyorlar, daha ağır böyle, ne bileyim e, portakal kabukları koyuyorlar. Biz ama onları koymuyoruz şeye baklavaya biliyorsunuz. Onları kendimize göre şekillendirmişiz. Bir de güllaç var. Güllaç da çok enteresan. Onun da o bir da hikayesi mu? var. O da yani bizim tabi ya bizim o da. Yani şöyle ki bir gün Osmanlı'nın ileri gelenleri Kastamonu'yu ziyarete gidiyor. Orada da bir tane şey var yufkacı Ali usta. Bu Ali usta gelenlere de bir şey yapılması gerekiyor. Aceleyle ne yapıyor? Süt var orada, kuru yufkaları da var. Onları güzel, bandırıyor, şekerliyor, ediyor. Hangi dönemi anlatıyorsunuz? Çok eski. Ama yani, yani Ali Usta'nın adını bile verdiniz. Ali Usta o günlerdeymişsiniz gibi. Ya şöyle işte Kastamonu'ya ziyaret eden hangi dönem olabilir? 16. 17. yüzyıl. 17 18. 17. 18, 18 olabilir. Yani güllaçın en yoğun olduğu dönemi düşünün. Onun bir başlangıcı. Çünkü neden o Ali Usta'dan yapılan bu güllaçı o kadar seviyorlar ki onu alıp getiriyorlar sarayda güllaççı başı yapıyorlar yani tatlıcı başı yapıyorlar. Yani e, en yoğun olduğu dönem ne zamansa Osmanlı'da Güllaç'ın yendiği işte o zaman. Peki bu özellikle yemek tarihini çalışırken, Osmanlı mutfağını siz çalışırken e, en fazla şaşırdığınız e, notlar dediğimde, en fazla şaşırdığınız yemekler dediğimde neleri öne çıkarırsınız? Bu bir padişahın hoşnut olduğu yiyecek de olabilir ya da Aa, o dönemde de bu yiyecek var mıymış ya da öğünlerde bulunuyor muymuş dediğiniz bir nokta söz konusu mu? Tabii yumurtalı soğanlı yumurtayı biliyorsunuz hiç vazgeçilmez bir şey. Çünkü bir özelliği de var o soğanlı yumurtanın. İkinci Abdülhamit çok seviyor onu. Saraya alınırken aşçılar… Bu mu sizi şaşırttı yani? Yani şöyle şaşırttı. Nasıl diyeyim? Bir soğanın hakikaten bu kadar lezzetli olması, layıkıyla yapılması… Ben de aynı şekilde yıllar önce yaptım ve ben ona ilk yani kitabımı yazarken İstanbul'un yüz zetinde orada inanılmaz şekilde bu benim ilgimi çok çekti. Yaklaşık e, ne kadar söyleyeyim size? Ben iki saate yakın çok kısık ateşte pişirdim çünkü neyi bekledim? Sovanın karamelize olmasını bekledim. Anlatabiliyor muyum? Ve sovan karamelize olunca Uğur Bey ne oluyor? Şekeri açığa çıkıyor. Açığa çıkınca şeker ne oluyor? Dolayısıyla Yumurtayı kırdığınız zaman o ikisinin bir araya gelmesi benim çok ilgimi çekmişti. Bak kaç sene öncesinin şeyini anlatıyorum size. O kitaplaki her şeyi ben kendim pişirdiğim için tek tek yani ilgimi çeken bir de en çok ilk zamanlarda e, kuru kayısı, kuru erik, kuru üzümle tarçınla yapılan et yemekleri mesela. Mesela kanlıca yoğurdun hikayesi çıktı karşıma kitabı evet. kurcalarken. Nedir bu? Kandıca da biliyorsun Kandıca'yı biliyorsun orada. Kanaralar oradaymış. Hmm. Kanara yani ney? Mezbahalar. Mezbahalarda saray için öncelikle koyun, kuzu, işte ne gerekiyorsa sığır eti ihtiyaç kadar yapılıyor. Fakat oradan da kan şeye akıyor, denize akıyor. Kanlıca olmasının adı o. Orada işte yapılan sütlerde mandıralar da var. O mandıraların da yoğurtları muhteşem oluyor. Bu Adını oradan alıyor. Mesela demiştiniz ki Osmanlı döneminde kanlıca yoğurdu kaşıkla değil... Bıçakla, bıçakla kesilirdi. kesilirdi. O Neden? kadar e, sütün güzel. Ve sert. Sert. Yani daha çok nasıl diyeyim camız diyelim değil mi ona tabii ki. Onların sütüyle özellikle yapılan şeyler o kadar lezzetli ki pudra ile şekerle şu an yapılıyor biliyorsunuz seviyorlar. O artık ki göre değişmiş ama halen bir kanlıca yoğurdunun adını biz rahatlıkla gidip bulabiliyoruz, yiyebiliyoruz. Şimdi buradaki bu yüz lezzetin e, siz hikayesini de anlatıyorsunuz bu anlamda e, bu eser oldukça kıymetli. Siz değerlendirmenizi yaparken ben tek tek bakmaya çalıştım. Teşekkürler. Kimisi 18. yüzyıla dayanıyor hikaye, kimisi Orta Asya'ya dayanıyor, Tabii. kimisi Osmanlı'nın e, yine belli dönemlerine dayanıyor. E, yine bu kitap içerisinde. ...şunu gördüm ki... ...tavuk külbastısı... Tabii. ...burada da yine sarayda pişen bir yemekmiş... ...biraz hikayesini dinleyelim mi... ...tavuk Şimdi, külbastının... ...tavuk külbastısı şöyle ki... ...normal bildiğimiz güzel hani odun külleri... Içerisi ...üzerine pişiriliyor... ...bu tavuk pişirilirken... ...bir taraftan da aşçı... ...sütün içerisine işte ne bileyim... ...bir tüy yani... ...tavuk tüy olabilir işte büyük bir tüylerden alıyor... ...bunları tavuğun üzerine... ...sürüyor her yani her pişecek hem pişiyor hem de sütle bunu homojenize ediyor. Bu şekilde ortaya işte o kebaplar çıkıyor. İsteriz... En çok ikinci Mehmet Fatih seviyormuş. Fatih, evet onlar çok seviyor. Yani tavuk aslında çok var yok değil ama dediğim gibi mevsimsel olarak ne yapıyor? Mevsim şeyine göre döngüsüne göre yaz dönemlerine daha çok alı, içeri giriş yapmış hesap. E, masraf defterlerini öyle görebiliyoruz. Evet yine Padişahlar üzerinden ilerleyelim. Fatih'i konuştuk. İkinci Arp e temas ettiniz. Biraz Sultan Süleyman dediniz. Sultan Süleyman'ı söyleyelim e, değil mi? Biraz derinlemesine. E, o da çok bakalım. balığı seviyor. Ne, erdi, ne içerdi? O da çok seviyor. Hele hamsiye bayılıyormuş. Balık deniz ürünlerinde hamsiyi çok seviyor. O kadar çok seviyormuş ki. E, bütün onun şeylerinde, kılıçların üzerindeki kabzasında hamsi motifleri vardır. Yani onun da sevdikleri arasında e, deniz ürünleri ön başta geliyor tabii kebaplar onun yanında tabii pideler o şekilde devam ediyor. Bu bahsettiğimiz saray mutfağı. Evet. Eee Tebada da halkta da yine bu benzer mutfak anlayışı mı vardı? Tabii ki. Çünkü neden? her şeyi alabiliyorsun. Her şey var. Yani öyle bir sistem oturtulmuş ki. Mesela Arnavut söz edebiliriz. Bu Beykoz'daki kanaralarda mesela mezbahaların olduğu yerde bir de halka indirimli ucuz orada şey satılıyor. Hayvanların hani satı alındıktan sonra etleri ve benzeri kalan kısımlarını sağlıklı ürünler çünkü bunlar. Bunları da alanlar orada dükkanlar açmaya başlıyor. Ve Arnavut ciğeri adında Arnavutların güzel bir şeyi var, reçetesi var. Onlar orada pişmeye başlıyor. Onlar için küçük küçük dükkanlar kuruluyor. Önlerinde işte bunlar pişiriliyor köz ateşinde. Yani halk da çok güzel beslenebiliyor. Kendi kışlıklarını yapabiliyor. Yazlıklarını. Çünkü sistem var. Her şey nasıl orta nasıl kışın yenmesi için gereken e, meyveler, sebzeler kurutuluyor. Kışın için işte hazırlanan taze işte reçeller ve benzeri şeyler. Halk mutfağı da aynı şekilde et kurusu mesela rahmetli anneannemin yaptığı işkembe kurusu. Ben çünkü yaşayarak gördüğüm için her şeyi İşkembe kurusu ne? Evet çok enteresan değil mi? Annem benim boşnak rahmetli anneannem Nide de biz çocukken yazları giderdik. 50 tane 60 tane kuzu işkembesi alırlardı Uğur Bey. Onlar güzelce yıkanır, temizlenir. Temizlendikten sonra askılar vardı. Askılara asılırdı. Arkasından o askılarla kurutulurdu yazın güzelce güneşte sonra bunlar bez torbalara konurdu. Konduktan sonra bu işkembe kurları kışın haşlıyorsun yemek oluyor, çorba oluyor. Ya da ateşin üzerine annem böyle koyardı. Üzerinde o küçük küçük böyle kızarırdı. Sani, cips deriz ya, cips olarak biz yerdik onları. Yani ben yaşayarak öğrendim mutfak kültürünü. Evet. Hem sarayı hem o yani ülkemizin şeyini kültürünü demek. Sarayı da de araştırarak. Tabii araştırarak. Çünkü Dolmabahçe Sarayı'ndan emekli olduğum için ben atalarımın her şeyini o nefesimle böyle içime çeke çeke bir işi Ahiüre kazanını göre göre bir boza kübünün yerin altında böyle yarısı gömülmüş yarısı dışarıda onları görerek efendim işte nasıl etlerin faslının asıldığı yerleri görerek o güzel tepsiler her şeyleri yaşayarak 24 senede bu güzellikleri aktarmaya çalıştım. İnşallah evet. başarmışımdır diyorum. Harikasınız. Çok da iyi ettiniz. Teşekkür ederim. Şimdi edelim. masadakiler üzerinden yine gidelim. Gidelim. Ee, saray üzerinden de yine birazdan devam ederiz. Bu bana yakın olan kömbe mi? Evet. Kömbe biliyor musunuz? Şu. Her, evet. O benim versiyonum. Zeytinyağlı. Ee, aslında tereyağlı ya da kuyruk yağlı yapılıyor yörelere göre. Ben de kendime göre, bizim adetlerimize göre zeytinyağıyla yapıyorum. Özelliği içerisinde süt Zeytinyağı, kabartma tozu, tuz o kadar. Çok çabuk yapılabilen, e, nişanlarda, düğünlerde bir misafir geldiği zaman hemen e, fırına sürülebilen bir yemek. Yani hem yemek çünkü yoğurtla birlikte tüketiliyor. Nasıl yapıldı tüketiliyor. bu? Bu ne zaman, hangi dönemde tüketiliyor? Çok iyi. Orta Asya'dan beri günümüzde hani toprakta ekim başladı ya. <laughs> buğdaylar, unlar her şey yapılmaya başladı. Yerleşik toprum olduktan sonra. E, ne oluyor ortaya? Çok güzel şeyler çıkıyor. İnsanlar... Bunları keşfediyor ya da işte Roma döneminde Bizans'ta işte bir mayanın nasıl olduğu günümüze kalan gelebilen e, bilgiler çerçevesinde. Bizimkiler de... Kültürel etkileşim. Birbirinden Tabii. etkileniyorlar. Tabii. Zaman. Tabii ki etkileniyorlar. Etkilenmemeleri mümkün değil. E, çünkü neden? Mesela dediğimiz gibi Rum köyleri de çok deniz kenarlarında kıyılardaydı. Onlar neyle geçiniyorlardı? Balıklar ve deniz ürünleri. E Bunlar da bize otomatikman geçmiş. E, Orta Asya'da yine dediğim gibi yerleştikten sonra ekmek ortaya çıkıyor. Adı mesela neden kömbe, kömbe ne demek? Kömbe Gömmekten aslında bunları eskiden fırınların altlarında bilirsiniz belki tandırlar yani saklamaktan var. Saklamaktan mı geliyor acaba kömbe dediğimiz? Tabii gömmek tabii de kö görürsün. kömmek. Yani bizim benim bildiğim bildiğim kadarıyla kömbe gömmek kömmekten yani göm gömmekten geliyor ismi Hı. öyle. Yani her yere göre değişiyor. Kömbe deniyorlar işte kuru mesela ek ekmek. Mesela kömbe yiyen bir padişah var mıydı? Şimdi kömbe yiyen bir padişah Yani şu Fatih Sultan Mehmet'te seviyordu. Hamur diyebilir işleri mi? desek daha olur çünkü isimler ayrı ayrı bu olmuyor. bu hamur işi içine mi giriyor? Tabii hamur işi içine giriyor hamur işi hmm. çünkü ne de sonuçta hamurla yapılıyor ama mayasız hamur sadece kabartma tozuyla o zamanlar karbonat İngiliz karbonatları falan var biliyorsun ya da diğer mayalar kendi ürettikleri mayalar. Hemen yanında kete. Ha kete de işte dediğimiz gibi bu kete de özelliği kete kete o ismini koymuşlar. İsmini bilemiyorum onu bak şimdi açıkçası kete. Kete, Merak mi? ettim. <laughs> Hadi bakalım onu bir araştırayım senin için. Kete dediklerinde şöyle ki yine düğünlerde aynı şekilde kömbenin yapıldığı yerlerde de olsun. Bunun da bir ayrıca özelliği içerisine konan un tereyağıyla kavruluyor tekrar. Hmm. Bu açtığınız zaman ketenin içerisinde tereyağlı unun kavrulmuş halini göreceksiniz. Yine ya tereyağıyla yapılıyormuş. Yine Osmanlı döneminde. Yani Osmanlı Tabii bunların hepsi dediğim gibi e, ee, Orta Asya'dan yerleşik topluma geçtikten sonra Osmanlı'ya sirayet ettikten sonra günümüze kadar gelebilen lezzetler. Hatta koparırsan göreceksin içinde şey var ee, kavrulmuş un var tereyağı ile kavrulmuş. Bu da onun içerisinde ayrı bir tatlı. Çeviriyorum. Şey Tabii. Böyle Kete. Kete. Bakalım ne çıkacak. Hadi. <laughs> Biraz narin davranıyorum. Nasıl istersen. İçerisinde un çıkacak kavrulmuş bak. Evet. Dökülüyor. Tereyağıyla kavrulmuş. Bu e, bugün mü yapıldı yoksa birkaç gün beklemesi dün gerekiyor akşam. mu? Hayır dün akşam yapıldı. Çünkü bunu böyle bu şekilde yapıyorum. Ben buzluğa dipinizi atıyorum. Ediyorum. Çok güzel gerçekten. Çok güzel. Çok taze. İçindeki ne? Biraz önce ne söylemiştim Uğur Bey? Ben tam bölerken çünkü söylediğiniz kaçırdım <laughs> çünkü onu. Çünkü tereyağıyla unu tekrar kavuruyorsun. Harika. Kavurduktan sonra içerisine koyuyorsun. Kete ismi aslında katlanan, katlanmış böyle hani... Herkes kendi yöresine göre farklı isimlerle bunları adlandırıyor. Evet. O yüzden o da o şekilde değerlendirebilmek mümkün. Bu yeşilin içinde ne vardı hatırlayamadım ben. Yeşilin yaptıklarımı içinde yaptıklarımı unuttum. Çünkü yeşil kapalı. O yüzden. <laughs> evet yani evet ne yapmıştım sobanlı böreğimiz var Osmanlı'nın açmaya içi boş falan çıkar. Olabilir de belki de. Evet açmıyor midesi. Aç bence olsun. ya aç bakalım ne var hakikaten oraya ne hatırlayamıyorum şimdi o kadar çok yoğun çalış... Ali Can diyor ki boştu onun içi. Ha o zaman tamam kalsın açmayalım o zaman. Burada sizin prestijiniz açayım mı istiyorsanız boş. E boşsa tamam açmıyoruz o zaman. Şimdi burada çok güzel e, bu sunumlar bunun için de <laughs> teşekkür ederiz. Estağfurullah. Ee, biraz hazır bu kadar güzel tabaklar bu kadar güzel sunumlar sevgili izleyenlerle buluşturuyorken bu sunuma da temas edelim mi? Yani böyle çafçaflı <laughs> mı olurdu sunumlar tabaklar servis tabakları Hemen o dönemde? Alın. Çünkü mesela şu desenleri de şöyle gösterelim. Her biri orijinal işleme. Tabii ki. Değil mi? İmitasyon ama el elle el yapılmış gerçek. Hayır. Yani orijinal Yıldız dememin sporcular. sebebi yani bu motiflerin hepsi orijinal düşünülmüş. Tabii ki saraydaki kullanılan malzemelerden, ürünlerden elde edilen bunlar bakarak yapılan. Hatta gezdiğimiz zaman görebilirsiniz hem Topkapı Sarayında, hem Dolmabahçe Sarayında, hem de müzelerimizde bunları görmeniz mümkün. Bir defa e, sofrada sadece yemek lezzeti önemli değil, Sunumda sofranın önemli. sunumu çok önemli. Evet. Evet, açılıp boş. boşmuş. <laughs> Sürpriz boş. <laughs> Neyse, hayır, ıtır getirmiştim. Siz ıtırı koymadınız içine. Ben ıtır falan görmedim. Beni seyircinin önüne atarsanız, ben de görmedim derim. <laughs> <laughs> Itır evet ufak da oraya çok boş kalır. Kılı diye koymadık. Evet bir Böyle. şey varmış yani sonuçta yani olduğunu evet. anlamış olduk. Itır bir ot. Itır bir ot. O ot da insan sağlığı için son derece faydalı. Hem tatlılarda hem bazı reçellerde özellikle şeftali reçelinde falan çok keyifli. İnayet halam hep mutlaka koyar ondan biraz parça. Bu O da acayip bir lezzet katmakta. Sindirim sistemine çok iyi gelmekte. Aynı zamanda ruhsal yönden kişileri de rahatlatma özelliğine sahip. Şimdi yavaş yavaş tamamlayacağız çok güzel şeylere temas ettik hem günümüzde tükettiğimiz Tabii. bu yiyecekler çoğunun hikayesi de Osmanlı evet. dönemi hatta Orta Asya Türklerine Orta Asya'ya kadar da gittiğini siz anlattınız. Ee, bu çalıştığınız alan üzerinde en fazla e, keyif aldığınız dinlemekten çalışmaktan yapmaktan e, yiyecek dediğimde hangilerini öne çıkarırsınız? Mesela Aşure'nin hikayesine temas ettiniz. Kömbe dedik, kete dedik evet. ya da Hünkar beğendi dedik. Evet. Masada olmayan birçok deniz ürününe de siz temas ettiniz. Evet. Hangisi size biraz daha farklı geldi? Hangi yiyeceklerin hikayesi padişahlarla birleştiğinde ya bu beni şaşırttı o dönemde de bu da var mıymış dedim günümüzde diye söyleyebilirsiniz. Mesela hangisi? Aslında ben bütün topluca toplu olarak çok seviyorum Osmanlı mutfağını. Çünkü hepsinin bir hikayesi de olduğu gibi insanlar bunlardan aynı zamanda sadece beslenmekle de değil vücutlarına şifa olarak da tükettikleri için benim için hepsi birbirinden çok önemli değer taşımakta. Sultanlarımıza da bakacak olursak hepsinin zaten ayrı ayrı mesela Mahmut mesela ne seviyor? Ne seviyor? İşte, Bamiya. Bamya. seven Sultanlar da var tabii ki. İkinci Mahmut. Evet. Ya onun dışında dediğimiz gibi işte Abdülaziz'den bahsettik. O da onu sevdiği ama o da çok severmiş kelle paçayı. O da sever ama onun en sevdiği şeyler daha ağırlıklı böyle kebap türü, etler, ne bileyim işte hani Hünkar beğendi, bazı sebzelerin bir araya gelmesi, yemek etle birleşmesiyle. başka ne diyebilirim? Örnek Baş o kadar hemen, hemen çok ki. Her şey temas Hepsi yani başka yapacak her şey çok güzel. Et ağırlıklı besleniyor. Et ağırlıklı dersin. besleniyor tabii ki. Bir de gelen sofralara gelen e, konuklar için de çok özel sofralar hazırlanıyor. Sadece e, yemeklerin lezzeti değil, sunum da çok önemli. Evet o yüzden. Eller şu. gül suyuyla temizleniyor. Efendi peşkirlerle kurulandıktan sonra sofraya oturuluyor. Oturulan sofrada mutlaka her şey düzenli, sistemli tabaklar, ona göre kristal Bak mesela en basit örnek şu aşure tesisinin güzeline bakar mısınız? Evet göster. Onlar opaklarla işte kristallerle yapılanlar var. Altın tabaklarda sunum yapılmış, gümüş tabaklarda yapılmış, kahve fincanların uçlarındaki zarflar hepsi özel telkari işlenmiş. Yani her şey çok ince düşünülmüş. Bir e, söyleyebilirim yazın serinlemek amacıyla e, özellikle şerbet yapıldığında şerbetleri nereye koyuyorlar? Nereye? Donmuş buzlar var ya buz kalıpları onları oyuyor hmm. ustalar. Oyulan kalıpların içerisinde şerbetler konuluyor, o şekilde konuklara ikram ediliyor. Yani evet. o yazın sıcağında şerbet içerken bile yani sunum düşünceye bakabiliyor musunuz? Ne harika. kadar keyifli. Çok ince. Evet. Harika şeyler, harika bilgiler Osmanlı dönemine değinmeyince bizi götürdünüz ve bu güzel yiyeceklerin hikayesini de sizlerden dinledik. Çok teşekkür ederiz. Günümüzdekiyle ben benzer bir e, mutfak yapısı aşağı yukarı Osmanlı evet. saray mutfağında varmış. Bunu da iyi bir şekilde öğrendik. Hem yemekler için teşekkür ederiz, hem de değerli bilgiler için. Estağfurullah her zaman. Teşekkürler, sağ olun. Ben ol. de teşekkür ediyorum. Efendim evvel zaman içinde de bu hafta Osmanlı saray mutfağını konuştuk. Ne yenirdi, ne içilirdi, içilirdi dedik ve canlı olarak da masaya getirdik, sizlerle buluşturduk. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.